işte köy muhtarlığından Rabbim nasip etti tekrar mahalle muhtarlığına. İşimiz çok. Neden çok? Mahalle olmamızdaki etken ekonomik olarak kaloriferin, kömürün çok maliyetlerin artmasıyla ister istemez insanları doğal gaz ihtiyacına yöneltti. Köydeki vatandaşlarımızın yoğun isteği itibatıyla biz de valiliğe başvuru yaptık. İmza neticesinde başvuru yaptık. Onunla beraber valimiz il seçim kuruluna yazılarını yazdı. Köyde vatandaşlarımız oy çokluğuyla referanduma evet dediler. Oradan çıkan evetten dolayı da tekrar bize bir yük yüklenmiş oldu muhtar olarak. Biz de işlerimizi takip ediyoruz. Birinci önceliğimiz doğalgazla başladık ama doğalgazdan önce yıllardır köyde kangren olan bir ulaşım sorunumuz vardı. Düzce Belediyesi 2-2,5 aydır saat başı, pazar günleri aracımız yoktu. Mesela şu an pazar günleri de aracımız var. İnsanlar sosyal olarak gençlerimiz daha rahat işte şehre ulaşmaya noktasında rahatladılar. Misafirlerimiz daha fazla gelmeye başladı. Ulaşımı halletmiş olduk. Çöp sorunumuz haftada bir kere alınıyordu. Şimdi haftada iki kereye çıktı çöp sorunumuz. Mesela yığılan çöplerimiz artık yığılmamaya başladı. Çöp konteynerlerimiz çoğaldı. İnşallah meyvelerini vatandaşımıza daha iyi sunma imkanımız olacak. Biz köyüz, mahalle olduk ama köy statüsünü bozmadan, çünkü tarım arazilerimiz çok değerli. Çünkü tarım olmazsa vatandaş olmaz, halk olmaz. Tarımımızı da çok bozmadan güzel bir mevzi map plan projesi bozarak işte yarı köy, yarı mahalle statüsünde devam edeceğiz inşallah.